TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetinkay ile Yerel Vizyon Programı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Atalık tohumlarımızın doğru yöntemlerle çoğalmasına katkı sağlamak her bilinçli vatandaşın görevidir. Ata tohumundan yetişen zebze, meyve ve endemik bitkilerin yok olmadan gelecek nesillere aktarılması, büyük önem taşımaktadır. Bozulmakta, yok olmakta olan bitki çeşitlerinin geleneksel ve aynı zamanda bilimsel bilgiler ışığında gelecek nesillere mutlaka aktarılmalıdır. Atalık tohumumuz tohum bankalarında değil, yaşam döngüsü içinde korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması milli ve yerli bir meseledir. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir nesil için yine ve yeniden el ele vererek ata tohumlarımıza sahip çıkalım. Ata tohum Takas Derneği Marmara Bölge Sorumlusu ve Bursa Temsilcisi Elif Çakır ve yine Ata Tohum Takas Derneği'nin modatörü Yusuf Kömür bugün konumuz olacak ata tohumla ilgili e, genel bir değerlendirme yapacağız. Değerli izleyiciler, öncelikle Elif Hanım ve Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tabii geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan bir etkinlikle o takasta biz de bulunduk. O vesileyle biz dedik sizi burada ağırlayalım. Öncelikle arzu ederseniz Elif Hanım sizden başlayalım. Önce sizi kısaca tanımak isteriz. Elif Çakırban, ee, yaklaşık olarak 2016'dan bu yana Atatürk Tohum Takas Derneği'nde yönetici olarak çalışıyorum. Ee, Marmara Bölge sorumlusuyum. Aynı zamanda Bursa temsilcisiyim. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirlerin e, tohum akışını, gelişini, gidişini, her türlü desteğini bizzat kendim sağlıyorum. Kendim derken e, ekibimiz içerisindeki bir zincirle tabii ki sağlıyoruz. E, tohumları yaşatabilmek adına e, elimizden ne geliyorsa bu anlamda gayret göstermeye çalışıyoruz. Şu an için e, atı tohum içerisindeki kimliğim bu. Evet. Yani daha önce yaptığınız iş bu işle ilgili mi? Hani sizi de tanıyalım anlamında. E, nor, no, yani normal hayatımda e, turizm mezunuyum. Onun dışında e, eşime destek o, e, amaçlı, eşimin var olan firmasında ona destek amaçlı çalışıyorum. E, farklı tabii ki uğraşlarım var. E, Yaklaşık olarak bundan 10 yıl kadar öncesinde e, almış olduğum bir toprak parçasıyla, daha doğrusu yürüyüşle keşfettiğim doğanın e, güzelliğini e, bir toprak parçasıyla taşlandırmak istedim. Keza aynı şekilde hemen uygulamaya geçtik. Toprağı aldıktan sonrasında bir arayışım başladı 2013'lü yıllarda. Ve 2016 yılında Atatürk'ün takasıyla e, kesiştiği yolum. E, bu vesileyle tanışmış olduk. ...devamı evet. bu şekilde geldi. Ee, sevgili Yusuf Kömürhan, bir de sizi tanıyalım. Evet. Efendim, ben 1957 doğumlu Çanakkale-Biga ilçesine bağlı Sinekçi Köyü'ndenim. Ee, çevremizde, ilçemizde çok güzel tarımlar yapılıyordu eskiden... Fakat şimdi herkes hazır fide alıp dikiyor. Önce biz sizi tanıyalım sonra konuya geçeceğiz. Yani Bursa'da oturuyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, emekli mi oldunuz? E, Kısaca biz sizi tanıyalım. Ya, küçük abi. yaşta Bursa'ya göç ettim. Evet. Ve tekstil işinde o haşır neşir oldum. Bunun yanında atölyem vardı. Çocuklarımı okuttum. Emekli olduk. Emekli olduktan sonra dedik ki yani kendimize bir Yazlık alalım, evet. yazlık yapalım kendi çapımızda. Gittim Eşkede yerleştim. Tabii köyden erken çıktığım için toprağa doyamadım. Evet. Bunun için toprakla fide ekerken genelde eski tohumlardan, atalık tohumlardan, köyümüzde, çevremizde bulduğumuz tohumlardan ben ekmeye başladım. Bu esnada gruba girdim. Değerli yöneticimiz Kerim Bey sağ olsun. Onun sayesinde bana lif kabağı vermişti tohumu. Bunu çoğaltmak için vermişti bana. Ben bunu çoğalttım ve hala devam ediyorum. Devam yani. üyelerimize de dağıtıyorum. O zaman eşkilde hala hobi olarak. Eşkilde işi... henüz daha yapıyorum. Kendi bahçem küçük olduğu için çevremdeki köylülerden kullanmadığı arazileri yakınımda. Oralara ekiyorum. Geçiyorsunuz. Evet. Orada atalık tohumları geliştiriyorum yani. Eyvallah. Peki Elif Hanım bu Ata Tohum Takas Derneği ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Biraz kısaca biraz da buradan bahsedelim. Tabii ki. Ata Tohum Takas öncelikle bir grup olarak kuruldu. Facebook'ta 2016 yılında bir başlangıcımız söz konusu. 2021 yılında Aralık ayında da e, yasal e, yazışmalar e, gereksinimi duyduğumuz için e, dernekleştik. E, 2020'den bu yana da yasal statüde devam ediyoruz. Evet. Yani Bursa'daki etkinlikte zaten dernek başkanı da oradaydı. Evet. E, fotoğraflarda o etkinlikle ilgili zaten fotoğrafları da bir tarafta ekranda görüyorsunuz. Evet. İstanbul temsilcimiz de oradaydı zaten evet. o vesileyle. Aslında uzun yıllar zaten bak sizin tabelanın Atatürk takası önce dostluklar. Sonra tohumlar, tohumlar yeşersin. Tabii yani e, güzel bir e, meşguliyet. Yani yaşatılması hepimiz için önemli. Bunların detaylarını konuşacağız. Hı hı. Ata tohumu nedir dediğimizde nasıl bir cevap verirsiniz Elif Hanım? Ata tohumu e, genel anlamda baktığımızda yeniden üreyebilen tohum demektir. Evet. En kısa tanımlaması budur. Ama bizler için ata tohumu e, bir aşktır, bir hazinedir. Hazineden çok daha değerlidir. Her evet. bir tanesi gerçekten hazine değerinde önemlidir. Çünkü toplumların aç kalmaması ya da kıtlığa düşmemesi gibi yegane baktığımız evet. zaman geçim noktasında temeli tohuma ve toprağa dayanır. Ya tabii tohum mutlaka şart ama tabii atalık tohum dediğimiz kendi toprağımızda çıkan bir tohum. Daha sağlıklı evet. bünyemize, vücudumuza. Evet. Ama tabii ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Bu ata tohumla ülkenin bütün gıdasını temin edilebilir mi, edilemez mi? O da ayrı evet. bir konu. Bir de burada en önemli şey, tabii ki eski topraklar temizliğini koruyor mu? Siz uğraşıyorsunuz. Evet. O geçmişteki te sular hala temiz mi? Evet. Dolayısıyla atıyorum i̇bn Sina'dan baktığınızda işte sağlık için şu gıdayı, şu meyveyi, evet. şu zebzeyi kullanın diyor. Evet. Ata tohumdan da olsa ama toprak aynı toprak değil su aynı su değil insan evet. vücudu aynı değil dolayısıyla belki o faydayı göremiyorsunuz ama en azından diğer hibritten gedoldan faydalı oldu evet. kesin bunu Muhakkak, bunu tartışmıyoruz evet. ama Muhakkak, bu evet. kadar nüfus artışına yeterli mi yetmez mi bunu da e, konuşmamız lazım hı hı. E, şimdi e, gene e, size dönelim ata tohumunun önemini gene sorayım hani siz çoğaltalım Evet. E, ekilmeyen aslında tarlalar da burada mesaj. Türkiye'de gerçekten ekilmeyen birçok toprağımız da var. Evet. bunlar mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ama parasız verse bile köylü bir faydadır. Evet. E, boş durmasına önemlidir. E, ata tohumun önemi sizce nedir? tohumunun önemi yani neden korumalıyız? Evet. En başta lezzet. Lezzet. Yani görüntü biraz e, yamuk olur yani ama lezzeti başka olur. Lezzet olur. E, artı kimyasal kullanmayız. Evet. Kimyasal kullanmadığımız için bizim sağlığımız için yani çok önemli bir mevzu bugün e, birçok yerde kimyasal kullanılıyor. Mesela seralarda kimyasal kullanmadan olmuyor maalesef. Evet. Ama yani açık alanda ekilen bir şeyde de kullanıyorlar. Bir üründe de kullanılıyor kimyasal. Biz tamamen kimyasala karşıyız. Evet. E, sonuçta kanser vakaları çıkıyor. Artış var. Bu neden kaynaklı? Tabii ki yediğimiz kimyasallardan kaynaklı. Üstünde kalıntı bırakıyor. E, adam, e, çiftçi e, biliyor veya bilmiyor. Fasulyeye ilaç atıyor. 7 gün toplamaması lazım. Üç gün sonra toplayıp pazara, pazara getiriyor. İşte kanserin başı buradan kaynaklanıyor. Diye. Peki Elif Hanım, ata tohumu ile hibrit tohumu ya da gede tohumu arasındaki en önemli fark nedir sizce? E, hibrit tohum e, tek ekimlik tohum. E, yani üreyemeyen tohumdur. Keza gede oğlu tohum da aynı şekilde e, genleriyle oynanmış tohumdur. Atalık tohum yeniden üreyebilen Hı. Yediğim, yetiştirdiğimiz bir domatesin çekirdeklerini evet. aldığımızda önümüzdeki yıl tekrardan bunu ekip, tekrardan fide elde edebildiğimiz ve bunu yüzyıllar boyunca aktarabildiğimiz özelliğe sahip olan tohumdur. Dolayısıyla gerçekten varlığı çok çok önemlidir. Biraz önce evet. siz de ifade ettiniz, tohum bankası kanalıyla değil de ekilerek, çoğaltılarak evet. ve paylaşılarak bir dayanışma yöntemiyle yapıldığında geçmişte atalarımızın yaptığı yöntemle çok daha tabii kıymetli bir noktaya geliyor. Aralarındaki fark yeniden üreyebilir olması, ata tohumun yeniden üreyebilir olması, hibrit tohumunsa maalesef kısır tohum olması. Yine keza onun da aynı şekilde kısır tohum olmaları. Ama Aralarındaki hibrit temel herhalde şey. bire atıyor 200-300 verim varsa Bizim atalık tohumda bu yok herhalde. Ha Hayır aslında bu çok büyük bir yanılgı. Neden yanılgı? Ee, hemen şu şekilde aktarayım. Ee, maalesef e, kapitalist sistem e, 1950'lerden sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında e, var olan dünya yüzündeki e, yaşanan açlık ya da e, yoksulluğa e, sebep göstererek laboratuvar ortamında hibrit tohumları ve hibrit tohumları üretmiş ve bunu açlığa ya da işte yoksunluğa yokluğa bir çare gibi göstermiştir. Ancak maalesef bu böyle değildir. Atalık tohumlar aslında baktığımızda hibrit tohumlardan çok daha verimlidir. E, hibrit tohum neden verimli görünür? Hemen onu aktarayım müsaadenizle. Evet. Hibrit tohumu toprağınıza, temiz toprağınızda ilk ektiğinizde evet bakarsınız 1'e 4 verir, 1'e 5 verir, belki 1'e 10 verir. Ancak önümüzdeki yıl hibrit tohumu e, tekrar gidip satın alıp toprağınıza ektiğiniz zaman maalesef bir önceki yıl e, toprağınızda var olan ekoçeşitliliği, mineral e, zenginliğini e, yok etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla... E, bu yıl sizin e, bu toprağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Maalesef azot gübresi dediğimiz evet. e, ya da e, kimyasal, kimyasal dediğimiz özür diliyorum zehir dediğimiz e, katkılar vermeniz gerekiyor. Çünkü e, toprağın bir önceki yıl ekimini yaptığınız hibrit tohum tamamen e, verimini aldı götürdü. Dolayısıyla desteklemeniz gerekiyor. Desteklemediğiniz takdirde de aynı ürün potansiyelini yakalayamazsınız. Aynı şekilde size ürün vermez, bu beklentimizi karşılamaz. Ata tohumda da biz tamamen var ata olan. Ata tohum kısırdır o zaman. Hayır, ata tohum kısır değildir. Hibrit Bil. tohum kısır. Hibrit, Pardon. Evet, hibrit tohum. Değilim. Hibrit tohum yani kısırdır. kısırdır. Tekrarı yok. Tabii. E Aldığınız tohum bir sonraki yıl fide haline gelebilir, e çiçek açabilir. E ee, ürün olarak size birkaç tane ürün verebilir ama şekli bozuk olur evet. ya da olması gerektiği gibi olmaz. Çünkü e, özelliği maalesef kısırdır ve tekrar ekmenize müsaade etmemesi Etmem. anlamında zaten üretilmiştir. O zaman atıyorum bazen marketten aldığımız bir ürün, örnek biber. Evet. Bu biberin tohumuyla o biberi tekrar alabiliyorsak, yetiştirebiliyorsak bu doğal bir e, biber anlamına mı geliyor? Şöyle ki doğal olabildiğini nasıl anlarız? Aldığımız e, çok lezzetli bir biber ve ben bunu üretebilirim diye düşündünüz. Tohumunu aldınız ama e, aldığınız biberin yeşil olması demek tohumunun zaten erginleşmiş olduğu anlamına gelmez. Dalında kızarması ve tohumun olgunlaşma evresi vardır. Domatesden örnek vermek belki daha e, burada e, yerinde olabilir. Aldığınız lezzetli bir domates var ve bunun tohumunu aldınız ektiniz. Ürün verdi. Çok güzel bir şekilde de e, döküm yaptı deriz biz. Döküm yaptı. Aa evet bu galiba tohum dediniz. Aslında bunu ilk yıl için söyleyemeyiz. 3 yıl, 4 yıl gibi bir süre aynı tohumu ekip aynı kalitede ve aynı sayıda ürün alabiliyor muyuz? Aynı özellikle al ürün alabiliyor muyuz? Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Bu gözlemi yaptıktan sonrasında 4 yıl sonrasında artık Ata tohumu olduğundan emin olabiliriz. Peki. Her ülkenin kendi bir ata tohumu var. Yani örneğin Meksika'dan biber geldi. Evet. Marketten de aldınız. Evet. O bahsettiğiniz evrelerde dört yıl sonra gene verimli bir alıyorsanız evet. o zaman oranın ata tohumundan yapılmış bir biberdir diyebiliriz. Tabii yani ki. Biz Tabii bunu ki. denedik kendimiz. Bir dönem evet. e, yerli biberi yememem gerekiyordu sağlık açısından. Hı hı. E, şimdi vücut herhalde fazla almıştı biberi. E, dolayısıyla kökeni Farklı bir ülke biberini ancak müsaade ettiler. Hı hı. O zaman da işte Meksika biberini ben seçmiştim. Onu yiyebilirsiniz. Yetiştirdik 4-5-6 yıldır hı hı. sürekli verim artıyor hiç düşmüyor. Şekil bozulmuyor. Hı hı. O da o ülkenin ata tohumudur demek ki. Yani. Evet. evet e, Ata tohum demek e, bizim atalarımızı kapsayan tohum demek değildir. Evet. E, dünyanın herhangi bir noktasında yeniden üreyebiliyorsa bunun adı e, bir, atalık, e, atalık tohum. tohumdur. Ata tohumdur. E, tek Yani tek bir tanımlama bunun için yeterlidir. Evet. Peki Yusuf abi şimdi sen biraz daha tarla içindesin herhalde. Evet. Şimdi tohum alma yöntemleri genelde 3'e ayırırlar. İşte kuru, yaş, bir de fermente yöntemiyle. Şimdi bu her ürün için aynı mıdır? Yok, her ürün için farklıdır. Domatesi koparırsınız dalından. Bu akşam, domatesin tohumu için konuşuyoruz şimdi, evet. Evet, akşam salata yapacaksınız. Enlemesine kesersiniz. İki tarafta da domates çekirdekleri olur. Onları bir çay kaşığına sıyırırsınız bir tabağa ve domatesi kullanabilirsiniz. Evet. Çok basit aslında. Onu kaşıkla aldınız. Kaşıkla aldık bir tabağa. Onu e, kurutacağız mı? E, bir suyun içine koyuyoruz. Bir gün bekliyor, güzel çalkalıyoruz. Ha. Üstü temizleniyor. Ha, kurutsak da olur. Üstü temizleniyor. Ondan sonra süzgeçten süzüyoruz. Yani çalkalıyoruz ha. kavanozun içinden. Süzgeçten geçiriyoruz, onu kuru olarak bir yere seriyoruz. Yani ben bunu bez üzerine seriyorum evet. Veya bir tabağı yan çeviriyorsun, suyu aşağı akıyor, çekirdekler üstünde kalıyor. Peki domatesin bir mevsimi olacak, yani onu aldınız mevsiminde domatesin tohumunu aldık. Evet. Ne zaman ekeceğiz bunu? Her yöremizin, Türkiye'mizin Değişik iklim şartları, şartları var. var. Evet, ee, bu bir tarafta Nisan'da çimlenebilir, bir tarafta yani soğuk bölgelerde Nisan ayında toprağa seperiz, üzerine biraz toprak, bunu çimlendiririz ee, ve havalar biraz ısındığında tarlaya ekeriz. Yalnız bizim üyelerimizden de var, halkımız da pek bilmiyor. Soğuk günde ekiyor bu fideyi. Evet. Ektiği için fide büyümüyor. Fide büyümediği, niye büyümüyor? Toprak soğuk. Henüz Kökler evet. çalışmıyor. Kök çalışmadığı için yani kökü gelişmiyor. Önce fidanımızın kökünü geliştirmek, geliştirmek lazım. lazım. Bunun için de top, toprak hazırlığı çok önemli. Yani atalık tohum az verir diye hibrit çok verir diye bir şey yok. Geçen yıl beni paylaştıklarım var grupta. 14 tane domates saydım ben yani büyük kırmızı atalık doğumlu adı sırık halinde yani 14 tane domates vermiş daha ne olsun yani ha, bir hepsi 800 bir gram e 14 biri 14 mi vermiş biri 14 evet hepsi 800 gramın üzeri yani bu bahsettiğim domatesler Tabii daha küçükleri olursa ha. örneğin pembe domatesimiz var bizim yine çok eskilerden yani benim çocukluğumdan kalma bir domates. E, bu o 14 tane verdi büyük alan. Bu 20-25 tane veriyor. Ama toprağa gübreyle güzel fermente etmek lazım. Bir de şu var: e, bir yıl ektiniz ürün alamadınız. E, o tohum başka bölgeden gelmiş, başka iklim şartlarına alışkın. Onu ikinci yıl bir daha ekiyoruz. Üçüncü yıldan sonra bu toprağımıza Ulaşıyor. uyum sağlıyor. Evet. Bu da çok önemli. Evet. Peki Elif Hanım Ata tohum e, tohum takas grubu olarak o gün orada gördük yapılan etkinle gördük. Daha çok neler yapıyorsunuz? Bu grup nasıl oluştu? Yani dernek kuruluşundan önce bahsettiniz ama ha. kaç kişiye vardık? Bursa'da kaç kişi var? Neler dönüyor takas grubunda? <laughs> E, grubumuz şu an için e, Facebook üzerinde 72 bin, e, Instagram üzerinde 10 binden fazla sayıya erişmiş durumdayız. Yine YouTube üzerinden erişilebiliyoruz. E, her 81 şehrimizde e, temsilciliğimiz söz konusu. E, her yıl, yılda iki kez, e, bazı şehirlerimizde yılda iki kez, bazı şehirlerimizde bir kez tohum takas etkinlikleri düzenliyoruz. Her geçen yıl üye sayımız giderek artıyor. Çok şükür bu konuda çok mutluyuz. Ve bölgesel olarak da yine yapılanmamız söz konusu. 7 bölgemizin 7 ayrı temsilcisi var ve her şekilde birbirimize destek oluyoruz. Bunun yanında Atatoğlu'nun takası grubu olarak başladık 2016'da. 2021 yasal olarak yasal zemini oluşturduk, dernek kuruldu. Ee, bizler şu anda artık e, kamu kuruluşlarında da e, destekler verebiliyoruz. Okullarımıza destekler verebiliyoruz. E bunun yanında yine e, yuvalarımız var biliyorsunuz. E, çocuklarımıza e, o noktalarda destekler veriyoruz talepler gelmesi halinde. E, Bursa'da yaklaşık 1000 kişilik üye potansiyelimiz var. E, bu üyelerimize her yıl e, biz e, biraz farklı bir şeyiz eki biz zannediyorum Atatürkçülük içerisinde. 4-5 defa yavaran takas etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ve bunlar hem tohum üzerine hem fide fidan üzerine hem çelikler üzerine hem de yine kullandığımız yan farklı ürünler üzerine olabiliyor. Bu şekilde. Şimdi şuraya gösterebilirlerse kamera aynı zamanda. Şimdi şurada ne var? Yani bize biraz kısaca bunları bir anlatın isterseniz. Evet burada sembolik olarak getirdik... Şöyle gösterebiliriz. Evet. Mesela bu hemen kadife çiçeği. Evet. Kadife çiçeğini biz nerede kullanıyoruz? Kadife çiçeği zararlı böcekleri kovan, bunun yanında domateslerimizin, bitkilerimizin arasına ektiğimiz zaman ayrı farklı bir reha ve lezzet katan bir çiçektir. Evet. Biz tarımda mücadele amaçlı kullandığımız bitkilerden bir tanesidir. Şimdi Bursa'da şey, Türkiye genelinde 72 bin tane üyeyi baz alırsak. Evet. Şimdi o üyeler bir şekilde grupta bundan haberdar. Evet. Ama haberdar olmayan. Hı, hı Mutlaka gruba davet edeceğiz ama grubun dışında olanlar nasıl ulaşacak yani? Bu atıyorum Bursa'da e, Nilüfer'de yaptığınız etkinler, etkinliklerdeki gibi ulaşabiliyor mu, alabiliyor mu? Şimdi o günkü yaptığımız etkinlik içerisinde dışarıdan gelip benim bahçem var ben üretim evet. yapıyorum diyen kişiler olursa elbette ki biz hemen orada sayfamızı üye yapıp yine aynı şekilde bursa grubumuza üye olarak ekliyoruz ve sonraki takaslarda ve o günkü takasta edinmesiniz yardımcı oluyoruz, sağlıyoruz. Bunun dışında yine çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Nilfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu tohum takası etkinliklerinde kendimizi tanıtmak adına standlar açabiliyoruz. Dediğim gibi kurum kuruluşlarla da çeşitli paslaşmalarımız var. Her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. Sizin gibi değerli insanların da tabii ki yaptığı programlar bizler için ulaşılabilirliği kolaylaştırıyor. Mesela o biber nerede yetişti? Kim yetiştirdi? Ata tohumu mu? Bir <laughs> ismi var mı? Biz yedi kardeş diyoruz ya da cim biber diyoruz. Genelde Yok, toplum içerisinde değil. daha çok cim biber olarak tanınır evet. ama yedi kardeş bizim kendi içimizde. Evet. Çoğunlukla yedi tane olur dalının üzerinde. Biz bu sebeple yedi kardeş diyoruz. Balkon bahçeciliğinde bile çok kolay yetiştirilebilecek, balkon içerisinde, bir saksı içerisinde bile çok rahatlıkla elde edilebilecek bir biber türü. Buraya görsel olarak getirdik ama? Yani marketlerde ama... insanlar e, ulaşabilir mi? Nasıl ulaşacak diyelim? Markette ulaşamaz. 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 Grubun içinde gene ulaşacak. Evet, evet, grubun içerisinde ulaşırlar ya da. Aslında bakarsanız çevremizde soruşturduğumuz zaman mutlaka bir noktaya götürüyor evet. bizi. Yani biraz kırsala gittiğimiz zaman ya da biraz hobi bahçeciliği yapan insanlar varsa çevremizde bu insanlardan da ulaşmak mümkün. Ya biraz da şu oldu tabii toplum gelişen şey içinde insanlara bazen de güven sorunu da yaşıyor. Köye gidiyorsun ya da biraz turizm olan bizim Bursa'da ya da Türkiye'nin başka bir yerinde. Evet. Aslında köyle ilgisi, alakası olmayan ürünü sana köy ürünü diye satıyor. Maalesef. Evet. Bu, bu sefer insanlar da gerçek köylü de ürünü getirse, doğal da yetiştirse, ata evet. tohumundan da yetiştirse bu diyor normal bir e, üründür. Diyor. Bir çekimserlik, çekimserlik oluşuyor. Var. Evet, yani haklısınız. bunu da kırmak lazım. Bu sefer evet. gerçekten emek vermiş. Evet. Onun kıymetini, lezzetini, sağlık açısından önemi büyük. büyük. Ama bu sefer o pazarlama işte reçeli götürüyor marketten, köy reçeli diye kavanozlara, maalesef, yumurtayı yaptılar yıllarca. Maalesef. Yani evet. o güveni yıktılar. İşte süte maalesef. su, su katılar diyorlar. Yani güven sorunu da var. Yani maalesef. bu sefer gerçekten onu emek verdiğin ürün, çiçek, domates, biber ne ise onu bu sefer gerçek değerini hem ilgili yere ulaştıramıyorsun, maalesef. ulaşmak isteyen de ulaşamıyor. Yani çok kolay değil yani maalesef. Çünkü, Şimdi şöyle bir kanı var. köylümüzle bir dönem bahçe yaptığımı söylemiştim. Köylüyle tabii iç içeydik bahçemin olduğu noktada. onlar zehir kullanırken, evet. gübre kullanırlarken aslında baktığınızda zararlı bir şey kullandıklarını düşünmüyorlar. Ve size dediğiniz gibi yetiştirdiği ürünü size organik diye pazarlayabiliyor. açıklama yaptığınız evet. zaman ama o zararsız diyor. Yani biz bunu diyor çok uzun yıllardır kullanıyoruz diyor. Ve bu bilinç maalesef yok. Yani o bilinci yeniden kazandırabilmek adına da bizden Nasıl mücadele ediyoruz. Efendim? Yani ben ilk başta mesela şöyle e, Bursa'daki evimde fidemi üretip e, koca koca işte kartonlarda e, kutularda alıp e, bahçeme götürdüğümde e Sen ne ekiyorsun dediler. Fide ekiyorum dedim. Evet. E nasıl yetiştirdiniz? Ben dedim hani atı tohumdan yetiştirdim. Çarşamba hmm. günü bizim fidecimiz geliyor ondan alıverseydin dediler. Baktım şöyle gerçekten mi dedim. Yani bunu söylemeyin ne olur çok acı çok üzücü. Evet. E bunu sonrasında bendeki fazlalığı vererek. Aa senin domateslerin çok güzel oldu ben bundan sonra onu ekeceğim dedi. Sonrasında benim domateslerim hiç hastalık yaşamadı. Bütün köyün domatesleri mantar hastalığı yaşadı ve bir anda çöktüler. Senin domatesler dayandı bundan sonra seninkilerden ekelim bizler de dediler. Yani biraz örnek de olmak gerekiyor anladığım kadarıyla ya da bilgiyi aktarmak evet. bu konuda da mücadele etmek gerekiyor. Evet çok zor gerçekten yıpranıyorsunuz bazı evet. şeyleri anlat, anlatırken ama biraz mücadele ettiğimiz zaman bir şeyler değişebiliyor. Biz grubumuzda da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ya tabii pandemi döneminde insanlar eve kapanınca çeşit çeşit üretimler yapıldı. Evet. Etkinlikler yapıldı evde. Ben inanıyorum birçok kadın evde aslında balkonda yetiştirmek istiyor. Yetiştirenleri ayrı tutuyorum. Evet. Yetiştirmek isteyip de o bilgiye haiz değil. Bunun evet. için aslında bir eğitim lazım. İşte ne bileyim danışma evet. lazım. Atıyorum işte domatesin tohumunu. Almayı çok da iyi beceremiyorsun. Hı hı. E şimdi burada ya Yusuf Bey nasıl alacağım? Bir kere göster ya da videosunu çek gruba at. Evet. İşte hani evet. Bursa'da ise bu hangi ayda ekilir? Hayatı yaşıyoruz zaten. Evet. Hayır genel grubun dışındakiler hı hı. için konuşuyorum. Hı hı. Grubun dışına grubada insanlar evet. kendi içinde işare, ben de o grubun hı hı. içindeyim zaten görüyorum. Evet. Şimdi grubun dışında bir insan şimdi normalde senin yaklaşık 80 bin tane o grupta bir var ama Türkiye 83 milyon, 84 milyon evet. insan. Evet. evet. Şimdi burada aslında o basit yolu bilse, işte Bursa'da mayıs ayında domates ekilir diyebilirsen, mayıs'ta herkes onu ekecek. İşte Antalya'da haziranda ekilir denilir. İşte hı hı. ne bileyim Diyarbakır'da şu ayda ekilir. Şanlıurfa'da zaten Şanlıurfa grubu var. Evet. Diyarbakır grubu var. O da o bölgedekini evet. evet. anlatırsa bu biraz artar. Yoksa Türkiye'nin tamamını ata tohumundan biz besleyeceğiz diye belki bir hedef olmayabilir şu an için. Evet. evet. Ama en azından olabildiğince boş kalan tarlalarımız, evet. arazilerimiz, meralarımız Aynen asla balkonlarımızı küçük küçümsemeyelim. Kesinlikle, kesinlikle. Hele bir de ev bahçesi, hafif böyle bahçeli olanlar var. Evet. Pandemiyle e, dolayısıyla tabii evler, bahçeli evler biraz daha fiyat kat ama. Kıymetli oldu, evet. Kıymetli oldu ama ona rağmen bahçede ekilebilir. Evet. değerlendirilebilir. Saksıda biz biber yetiştirdiğimiz için onun duruyor ama onun gibi bir sürü şey yetiştirilebilir. Evet. Bizler, ama bunun için de bir eğitim lazım. Evet. Bir bilgilendirme lazım. Bununla evet. ilgili Bursa ölçeğinde ve diğer iller ölçeğinde grup için ve grup e, haricindekiler böyle bir eğitim arzu edenler oluyor mu? Oluyorsa nasıl veriyorsunuz? Biraz da oradan bilgi alalım. Zaman zaman olabiliyor. Evet. E, kimler olabiliyor? E, kurumlar oluyor evet. ya da e, Yine bizim gibi olan, gruplaşmış olan farklı kesimlerden talepler gelebiliyor. Biz o noktalarda tohum ekimini, hangi dönemde ekmeleri gerektiğini, ne şekilde bakmaları gerektiğini, tohum ekiminde kullanmaları gereken toprağın karışımlarını, her türlü detayı aktarmaya çalışıyoruz. Keza okullarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Okullar ve çocuklar bizim için, daha doğrusu genç çocuklar bizim için çok büyük değer. Çünkü bizim buradaki evet. asıl amaçlarımızdan bir tanesi ata tohumunu gelecek kuşaklara aktarabilmek. Ee, bizim yediğimiz lezzetli evet. domatesi ya da gıdayı onlara ulaştırabilmek ve bunu temiz bir şekilde yapabilmek. O yüzden biz gelen bütün istekleri, teklifleri yani bizden destek bekleyen her kim olursa evet. olsun elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ulaşmaları yeterli bize. Şimdi programın başında da söyledim. Ata tohumu bankalarda değil de sahada olmalı. Elbette evet. bazı ürünler buna da karşı değiliz. Tohum bankası olsun. Evet. Fazla olan oraya versin. Lazım evet. olan alsın. O sistem çalışsın. Hı hı. Bazıları mutlaka muhafaza edilsin. Yani çok önemli, çok evet. kıymetli. Evet. Hazine. Evet. Ee, bu grubun içinde dedim ya hem bilimsel hem de geçmiş geleneksel bilgilerle yoğurlaştırmak lazım. Evet. Grubun içinde Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri var mı grupta? Bunlardan yararlanıyorsunuz mu? İşbirlikleri oluyor mu? Tabii Denizmsel ki. Sel anlamda da. Tabii ki. Şöyle e, grubumuzun içerisinde yaşanılan genelde e, bitki hastalıkları ya da toprak e, sağlığı ile alakalı sıkıntılar olduğunda yine grup içerisinde bilgi ekibi dediğimiz bir ekibimiz var. E, bu kişiler biraz önce bahsettiğiniz gibi. Eğitimli kişiler ve bizzat tecrübe ederek deneme yanılma yöntemiyle yıllardır uyguladığı teknikleri aktarıyorlar ve çözüm yoluna gidebiliyorlar. Biz de yine var olan şehir gruplarımızda bunları duyurarak sağlıklı üretim yapmalarını sağlayabiliyoruz. Baktığımız zaman tecrübe aslında bizde çok daha kıymetli ve çok daha değerli. Neden? Deneme yanılma yöntemi ya da bazen tesadüfen bulduğumuz doğal reçeteler bizler için kurtarıcı olabiliyor. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Konvansiyonel tarım dediğimiz hibrit tohumun ya da kimyasalın kullanıldığı tarıma biz ata tohumu olarak çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Hibrit tohum yerine ata tohum, kullandığınız zehirler yerine Bahçenizde bulunan, var olan yabani ot dediğimiz ottan yapacağınız küçücük bir reçete size çok güzel bir şekilde çözüm sunabilir. Ve size bu karşılığında neyi verir? Sağlıklı bir yaşam verir. Sağlıklı bir tohum verir. Ve bir hazineye sahip olmuşsunuz, olursunuz. Aynı zamanda sağlıklı bir toprağınız da olur. Kimyasal dediğimiz şey hem ilaç da hem de gübre de maalesef tuzdur. Ve tuz topraktaki bütün minerali yok eder. Dolayısıyla toprağınız çölleşir ve belli bir süre sonra artık o gübreyi vermeden hiçbir şekilde verim ürün olur. alamazsınız, verim alamazsınız. Peki Elif Hanım bu şimdi sizin Ata Tohum Takas Derneği ve grup olarak benzer gruplar ve içinde hatta belediyelerin öncülük ettiği evet. hem atalık tohumu dağıtımda hem fideye Fidan dağıtımında. Evet. Bu çok var mı sizin gözünüze, karşınıza ya da işbirlikler oluyor mu onlarla? Tabii ki. Evet. Sosyal medyaya girdiğinizde birçok tohum grubuyla ile evet. karşılaşabilirsiniz. Birçoğu aktif değildir ama aktif olanlar da vardır içerisinde. Bunun dışında artık belediyeler sosyal belediyecilik kapsamı altında bunu çok güzel bir şekilde uygulamaya başladılar. Bizler de keza destek veriyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2 yıldır yaklaşık olarak tohum desteğinde bulunuyoruz. Bursa ve Marmara olarak. Keza aynı şekilde Nelüfer Belediyesi'ne tohum desteğimiz oldu defalarca ve onlardan da tohum desteği gördük. Adımız takas olduğu için biz onlara onlar bize gibi oluyor. Ya da eksiklerimizi gidermek adına takaslar gerçekleştiriyoruz. Ankara'da keza... Merzifon Belediye'miz, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok güzel Denizli'de çok güzel paslaşmalarımız oldu ve çok keyifli zamanlara etkinliklere imza attık. Yakın zamanda Seferihisar Belediyesi'nin bir etkinliği vardı. Ee, zannediyorum tarih değişikliği evet. yaşandı ama bu şekilde ilişkilerimiz söz konusu. Devam evet. Ya tabii çok geniş bir konu ve çok evet. önemli bence bir konu ama evet. tabii her şeyin sınırlı olduğu gibi zamanın da sınırlı olduğunu Maalesef. hatırlatmak lazım. Ee, gene kısa da olsa Yusuf abi böyle özellikle seyircilere vermek istediğim bir mesaj var mı Atatürk'ü ile ilgili böyle? Atatürk'ü ile ilgili. Ee... Toprakla haşır neşir olsunlar. Elime çamur bulaştı, toprak bulaştı demesin. Evet. Yani bir yerlerden bulsun, buluştursun. Ata tohumunu sürekli eksin, her yıl alsın tohumunu. Yani bu ne bileyim bir çiçek de olabilir. Örneğin şu çiçek kokulu bir çiçek. ıtır çiçeği diye geçer. Ben bunu çelikten ürettim. Boş zamanında toprağa soktum. Çimlendi, büyüdü. E bunu kompostlarda kullanılan bir şey yani tatlılarda, kompostlarda. Örneğin lif kabağı. Evet. E, çok güzel e, masaj yapar. Ölü hücreleri atar vücuttan banyoda kullandığın zaman sabunla. Artı, mutfakta şöyle Öyle keserek... Şey Temizlik, temizlik için Temizlik için, bulaşık için yani kullandığınız zaman bunu kenara koyduğunuz zaman bunda su durmaz. Evet. Bunda su akar, bakteri biriktirmez bu. Ama marketten aldığınız o süngerde evet. mikrop ıslak durduğu için mikrop ürer. Evet. Eyvallah. Peki Yusuf abi şimdi bu ister bir meyve olsun, ister zebze olsun, ister bir çiçek olsun, küçücük bir tohum. Evet. Toprağa ekiyorsunuz, Evet. Suluyorsunuz, bir emek veriyorsunuz. Evet. Kime bilmiyorum tabii bir ay, kimi üç ay, kimi beş ay sonra bir ürün haline geliyor. Evet. Nasıl bir duygu? Çok mutlu ediyor bizi. Zaten motivasyon. <laughs> zaten çalı, bu kadar emek vermemin nedeni o. Ben çok mutluluk duyuyorum. Aha. Örneğin şu önde gören evet. dut. Ben ona komşumun dutunu budadım. Çeliklerini atmaya kıyamadım. Soktum toprağa. Dut verdi. Bunları ben götürüyorum. İş tanımadığım kişilere veriyorum. Evet. Helal olsun yani. Evet. Ama ben mutlu oluyorum bunları gördükçe yani canlandığını gördükçe ben mutluluk duyuyorum. Ya aslında bugün işte yürüyüş yapın, spor yapın, evet. şunu yapın, tarla ile uğraştığın zaman aslında hepsini yapıyorsun. Hepsini. Evet. Sağlıklı beslenmeyi de yapıyorsun, evet. sporunu da yapıyorsun, evet. Evet. emek veriyorsun, bir hobi var, bir hedef var. Bunlar evet. yani hepsi bir araya geliyor. Bir de şöyle bir şey diyeyim efendim. Ee, Bunların meyveye dönüştüğünü gördüğünde sen mutlu oluyorsun. Apay. Bu mutluluk da sana e, nedgogofrin ormanı, ne ormanıydı o? Metafolik. Mutluluk ormanı diyelim Türkçe'si evet. Yani mutluluk, mutluluk hormonu ormanı yani. veriyor. Evet. Melozan'ın <laughs> ee, uyku. İnsan da işte bununla mutlu olduğu zaman Bu daha, meyveler ne zaman olacak Hüsüfer? Bu mutluluğu beraber paylaşsak yani hazır hale geldiği zaman Buyurun. Benim görürsem. bahçemde e, hiçbir zaman meyve bitmedi. bitmez. Bir mevsimi vardır mutlaka. Örneğin şu anda kamukatım var. E, kirazım geçti. E, çileğim geçmek üzere. üzere. E, bunun yanında ahududu çıkacak. Eyvallah. Ahudududan sonra böğürtlen çıkacak. Bitmiyor. Üzüm söyleyeyim. çıkacak. Peki Yusuf abi, yani geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elif Hanım sizin Bize de... bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah, sizin de son eklemek istediğiniz son bir cümleler varsa onunla kapanışını yapacağız. Evet, e, Atatürk'ün bizim için bir aşk hikayesi e, ve bir sloganımız evet. var. E, önce dostluklar sonra tohumlar yaşarsın başlığıyla. Aynı şekilde e, biz e, her daim e, bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımızı açık tutuyoruz. Ve e, bu aşkı yaşamaya davet ediyoruz. Takasa devam diyorsunuz. Aynı şekilde evet. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Kaç tane tohum olduğunu. Evet değerli izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konu başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça ve dostça kalınız.